beğeniyorum. Kenar mahallelere pek fazla gelinmedi ama sosyal yönden oldukça iyi çalışmalar yapıyor. Belediyedeki etkinlikler son derece iyi, daha temiz, daha hijyenik bir ortam ve kenar mahallelere biraz daha bakılmasını isterim. Özellikle Harmandalı tarafında oralar biraz ihmal edildiğini düşünüyorum. Ama şey açısından çok iyi, çöp toplama falan onlar son derece iyi ama biraz daha oraların düzene sokulmasını, bir de bu çarşıdaki tabela kirliliği, çarşıdaki biraz görüntülerin biraz düzeltilmesi konusunun daha iyi olmasını öneririm. Ama son derece değerli bir arkadaşımız, iyi çalışmalar yapıyor. Başarılar diliyorum. Hizmetten de memnun şu an. Çalışmalar var, parklarla ilgili son çalışmalar var gördüğüm kadarıyla ama bazı projelerin olduğunu biliyorum, yapılacağını biliyorum. Son bir yılda güzel çalışmalar olacağını biliyorum. Ama şu anki belge dairesi var, temeli atılmış. Ama 4 senedir çukur, lağım çukuru olarak. Ama devlet olsun, kim olsun buna sahip çıkması lazım. Yan kapatılması lazım, yan yapılmıyorsa yan kapatılması lazım. Çin'in en büyük sorunu bu lağım çukurunun kapatılması. Ya beğeniyorum tabii, yani eksik işler de var, yapılan işler var, yapılamayan işler var. Beğeniyoruz yani, genel olarak beğeniyoruz. Ya sosyal faaliyetler güzel fakat şöyle bir şey var. Ben Köyçi Mahallesi sakiniyim. Bir imar planı sorunumuz var. Ona söz verildi. Çözülecek dendi. Fakat henüz bir gelişme olmadı. Herhalde büyükşehirle beraber bir koordinasyon sağlanamadığından yapılamadı. Onu bekliyoruz yani. İvedi onu bekliyoruz. Köyçi Mahallesi'nin imar sorununun çözülmesini bekliyoruz. Yani tanıyorum, beğeniyorum. Yaptığı işler çok iyi. Yani İzmir çevresinde en çalışkan belediye başkanı diyebilirim. Yani kendisini çok seviyoruz, takip ediyoruz. Kendisini şahsen tanımıyorum ama yaptığı görevleri, yaptığı hizmetleri göz önünde görüyorum yani, görüyorum hepsini. Vallahi bence Şili'ye yakışır bir başkan. Görevini, hizmetini tamamıyla, erbabıyla yapan bir insan. Vallahi pek iyi bir şey görünmüyor yani. Fazla bir şey göremiyorum. Çiğli halkı için gerçekten en ekonomik, en kullanışlı, en rentable yatırımları yapan bir başkanımız var. Kendisinden çalışmalarından mutluyuz. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Tanıyorum, beğeniyorum. Lakin birazcık eksiklerimiz var vatandaş ve esnaflar olarak. Yaptığı işler güzel. Lakin Çiğli Çarşısı'nın gerçekten ciddi anlamda canlanması lazım. En basiti şurada görmüş olduğunuz kanalizasyon mudur, nedir işte, mazmal mıdır, nedir bunlar? Bunların herhangi bir temizliği yapılmadı. İlaçlama sıfır. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Kadınlara evet destek olduğu anlamında doğrudur. Gerçekten çok destek olduğuna ben inanıyorum. Ama yapılması gereken eksiklerimiz çok fazla. Onların yapılması gerektiğine de inanıyorum. Kişi olarak, şahıs olarak iyi bir insandır kendisi. Sevdiğim, değer verdiğim, hatta ara ara ziyaretleri de vardır. Ama bu ziyaretleri sıklaştırması ve kesinlikle esnaflarla içli dışlı olması gerekiyor. Onun dışında iyi bir insan. Çiğli'nin en büyük sıkıntılarından biri, çok büyük bir meydanımız yok bizim. Bir de yollar, çok eski Anadolu Caddesi. Bir geliştirme yapıldı ama kavşak aynı şekilde yapıldı. Tavsiyelerim biraz da halk, bizler. Yani genellikle temizleme yapmaya çalışıyor. Bizler kirletmemeye biraz dikkat edelim. Teşekkür ederim. Vallahi benim nezdimde yani 3 yıldır iyi gidiyor. Ama son zamanlarda biraz Çiğli Belediyesi afallıyor. Yani bir muhtarla falan herkes söylüyor. Bir ot biçmeye bile gelmiyorlar bizim oraya. Harmandalı'da oturuyorum ben. Oraya uğrasalar daha iyi olur. Biz hepimiz onu çok seviyoruz. Yani gençler olarak bize daha çok Çiğli Belediyesi'nde imkan versin. Mesleki eğitim olarak. Yani gençlerimizin hepsi boş boş geziyor. Onlara bir iş versin, imkan versin. Futbol sahası yaparsanız biz gençler için çok güzel olur, çok seviniriz. Ya yapmış olduğum belli başlı daha önce şikayetlerim olmuştu belediyeye ve herhangi bir dönüş almadım bununla ilgili. Daha çok sokak hayvanlarıyla ilgiliydi. Çünkü sokak hayvanlarının büyük bir kalabalığı var Çiğli'de. Ve gece vakti velhasıl biz sıkıntı çekiyoruz bununla ilgili. İcraat olarak tanıyorum ve kesinlikle beğenmiyorum. Görüyorsunuz Çiğli köy gibi. Maalesef İzmir değilmiş gibi hissediyoruz. Misafirim geldi ve biz İzmir'de miyiz diye soruyor. Evet, burası İzmir. İzmir'in aslında gerçek yüzü diyebiliriz ve kötü yüzü. Memnunum çünkü elinden geldiğini yapıyor. Gelebildiğini kadarıyla uğraşıyor. Şöyle bir şey, son derece memnunuz fakat bazı eksiklerimiz var mutlaka. Eksiklerimiz nelerdir?
Bize Esentepe 8809 Taksim 45 Sokağı bir park sözü vardı. Daha önce bizi bunu bildirmiştik kendisine. Hatta yardımcılarına da bildirdik. Fakat maalesef bununla fazla ilgilenilmedi. Bizi yani boş verdi demeyeyim de belki fırsat olmadı. Belki de iş imkanlarından dolayı fazla fırsat olmadı ama bunu biz birkaç defa dile getirdik. Başkanlarla görüştük, başkan yardımcılarla görüştük. Mutlaka ilgileneceğini söylendi ama maalesef olmadı. Eğer bu sözünü yerine getirirse son derece memnun oluruz. Çünkü sokaklarda çocuklarımızın oynayabileceği, ihtiyarlarımızın veya gençlerimizin oynayabileceği, oturabileceği bir park alanımız yok. Geceleri, akşamları balkonda çıkıp çay keyfi yapamıyoruz, oturamıyoruz. Sineklerden dolayı, hamam böceklerden dolayı. Bunun önlemini alırsa bizi son derece memnun eder, sevindirir. Yani ilginize teşekkür ederiz yani. 8 aylık süreçte gayet memnunum. Birkaç eksik var tabii ki. Mesela tramvay. O da önümüzdeki yıllarda gelecek galiba. Şu anlık bir sıkıntım yok benim. Umarım daha güzel bir Çiğli bizi bekliyor olur. Teşekkür ederim. Gelen her kişi tabii ki önce kendini ispat etme evresinde olduğu için başlangıç evresinin iyi olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar iyi olduğunu. Sadece hani olumsuzlukla başlayayım, sonra olumluyla devam ederim. Bir genel olarak zaten bir çöp sorunumuzun olduğunu veya koku evresinin olduğunu biliyoruz. Bu konuda hani ciddi, kesin ve net adımlar bekliyoruz artık. Hani vaatlerden daha ziyade net adımlar beklediğimiz için bir sonuca varılsın istiyoruz artık. Diğer anlamda ben Güzeltepe bölgesindeyim. Çiğli'nin oldukça oy potansiyeli büyük bir bölge. Bundan dolayı oranın da çöp sorunu, yerleşim sorunu, şu anda sanırım bir en azından evlerle alakalı bir durum da var. Onlarla ilgili net bir sorun da çözüme ulaşsın istiyoruz açıkçası. Belediyemiz bazında güzel ilerlemeler var. Çalışmalar çok iyi, çalışmalar iyi. En azından halkı dinleyen bir başkan olduğunu düşünüyorum ve gözlemlerim o yönde. Çalışmalarının, başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çiğli genel anlamda gayet düzenli, düzgün. Beğendim daha doğrusu. İyi yani, bu şey olarak güzel. Görünüm olarak gayet güzel yani. Parkları, bahçeleri, yürüyüş olarak güzel. Beğendim, hoşuma gitti yani. Memnunum. Tabii eskiye nazaran tabii ki var. Biraz daha gelişti Çiğli olarak. Biraz daha temiz olarak hani insan yönünden de, bakım yönünden de, çevre yönünden de daha biraz daha eskiye nazaran temiz. Memnunum. Güzel yenilikleri var. Daha öncesinden buralar oturma alanları yoktu. Çok güzel süslemeler yapılmış. Vallahi hiç memnun değiliz kardeşim ya. Neden? Yollar köstebek yuvası gibi. Şöyle bir Güzeltepe'yi dolaşın. En çok yani oy veren yer Güzeltepe, Harmandalı, Malatçık, Küçükçili. Şöyle bir dolaşın yolları. Köstebek yuvası gibi yani. Ben buradan sesleniyorum. Eğer beni duyuyorlarsa bir zahmet o yolları bir yapsınlar artık ya. Zaten en iyi yaptıkları şey yol. Yolları yapsınlar yani. Evet, şu anda bu performanstan memnunum kendisinin çalışmalarından. Zaten sürekli görüyorum belediye çalışmalarını falan. Yani genel halinde memnunum yani. 3 aşağı 5 yukarı tam değil. Ne olurdu? Sayın Başkan birazcık daha ihtimam gösterin. Yaptığınız işlerin biraz daha arkasında durun derim. Gayet memnunum. Kendisini çok beğeniyorum. Çalışmalarından dolayı da kutluyorum kendisine. Yani tüm bayanlara... ne bileyim yani bir sürü güzel şeyler yaptı. Takip ediyorum kendisini, destekliyorum da. Hiç memnun değiliz. Ne altyapısı var. Sinekler, çöpler berbat. Hiçbir ilerleme yok. Ne yol yapımı, ne bir şey, hiçbir şey yok yani, çalışması yok açıkçası. Vallahi şöyle diyeyim yani, yatırımlardan çok halktan biraz soyut kalıyorlar. Halkın içerisinde daha çok girmesi gereklidir. Halkın istek ve taleplerini karşılamalı. Bir de randevu almakta zorlanıyoruz. Memnunum. Güzel çalışıyor, güzel çalışmaları var. Memnun değiliz çünkü herhangi bir çalışma görmedik yani. Yollar mayın tarlası. Yani kendi sokağım bile yol yapımı benim evimin önüne kadar geldi ve tamamlanmadı. Ne Büyükşehir Belediyesi ne Çiğli Belediyesi hizmette sıfır. Duyduklarım kadar memnunuz. Efendim işçilerin maaşları ödendiğini görüyoruz. Çevre sorunlarına ilgileniyor. Bazı yerlerde tabii ki sıkıntı da olsa Türkiye'nin her yerinde aynı sıkıntılar görülüyor. Yani
altyapı Türkiye'de gördüğüm kadarıyla her yerde var. Burada da var. Kimileri şikayetçi. Ama biz günlük buradan gelip geçtiğimiz için bizi fazla sıkmıyor bu çevrenin eşilmeli kazılmaları. Dolayısıyla memnunuz. Memnun değilim. Neden? Yollarımız bozuk. Çöp sorunlarımız var yollarda oluyor zaman zaman. Ve çöp konteynerimiz çok uzaklarda, bize çok uzaklarda. Yani bu yüzden memnun değilim. Biraz şikayetçiyim. Memnunum, bir sıkıntı yok yani. Değil, bugün şartlarına göre daha ne olsun ki yani, ellerinden geleni yapıyorlar. Beğeniyoruz, seviyoruz, yapılan çalışmaları görüyoruz. Memnunuz Utku Bey'den. Memnunum vallahi, sağ olsun, elinden geleni yapıyor. Güzel işler yaptı bence. Çok güzel, ben memnunum, Allah razı olsun. Vallahi çok sağ olun, dediklerinizin çoğunu tuttunuz. Çok teşekkür ederim her şeyi yaptığın için, sözünü tuttuğun için. Yine de oyum sanadır, Allah razı olsun. Memnunum ama bir ay ile çay bahçesi yapsın, daha memnun olacağız. Bu çiğliğe gerekti, teşekkürler. Biraz da bazı konularda tabii muzdariplikler de var. Onun dışında iyi gibi. Bundan sonraki süreç yani hemen hemen %50'sinden fazlası gitti. Bundan sonraki süreçte de yapılan hizmetlerin tamamlanması halinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok da memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Sebebi de hiç bitmek bilmeyen yol çalışmaları. Bu sokaklardaki düzensizlik ve diğer hani dedim, çalışmaların bitmeyişi, bu yeni tramvayın yapılması, bu çok hoşuma gitti. Ama onun haricinde gerek düzensizlik, gerek çevre düzenlemesindeki bu belediyenin yetersizliği hakkında yani güzel bir şey söyleyemeyeceğim ya.